Şimdi söz sırası Diyarbakır Milletvekilimiz Felaknus Uca'ya aittir. Sayın Uca. Felaknus Uca. Sayın Uca, süreniz 10 dakika. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği Bakanlık bütçesi üzerinde partim adına söz almış bulunmaktayım. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Şu anda rehin alan eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımızı ve bütün halkımıza saygıyla selamlıyorum. Geçen sene bu tarihte burada yeni Avrupa Birliği Bakanlık bütçesi üzerinde konuştuk. Ancak bu bütçenin hangi amaçla kullanıldığı hala belli değil. Bu bütçe ülkemizin barışın ve temel hak ve özgürlüklerin teşhisi için oluşturmuş bir bütçe değildi. Bugün o hal 17 aydır yürürlükten olması dolayısıyla çok daha derinleşmiş ve kurumsallaşmış sorunlara karşı karşıyayız. O hal ilan edildikten sonra hükümet yetkilileri sürekli kısa sürecini vurgu yaptılar fakat 5. defa uzattı. O halin ülkemizde bir yönetim rejimi haline gelmesiyle antidemokratik uygulamalar yaygın ve sistematik hale geldi. Bir yıl önce iktidar Fransa örnek gösteren OHA rejimini meşrulaştırıyordu. Ancak biliyorsunuz ki Fransa kısa bir süre sonra OHA kaldırdı. Ayrıca OHA'nın yürürlükte olduğu süre boyunca Fransa'da kanun hükümde kararname benzeri tek bir yasa çıkartılmadı. Fransa hiçbir basın kuruluşunu, hiçbir sivil toplum örgütünün faaliyetini durdurmadı ve kapatmadı. Hiçbir akademisyen veya devlet memuru ihraç edilmedi. Ancak Türkiye'deki o hal iktidarın elinde baskı ve antidemokratik uygulamaların yürürlüğü konumasında bir aygıt haline getirdi. Demokrasinin tanınmanın askıya alındığı bir istisna hali olan o hal 1,5 yıldır ülkemizde olan rejim haline gelmiştir. Teröre mücadele adı altına ilan edilen o hal kanun hükümde kararnameler yoluyla tüm muhalif kesimleri karşı kullanılmıştır. Böylece Türkiye açık bir cezaevinde dönmüştür. Değerli milletvekillerim, AKP iktidarın kurarken kullandığı temel söylemleri biri bak neydi? O hal biz kaldırdık söyleminde ancak OHA rejimi haline getiren 17 aydır bu ülkeye o hal yöneten de yine AKP'dir. Değerli milletvekillerim, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2015 yılında başlayan tüm üyelik müzakereleri bugün kopma noktasına gelmiştir. Bunun en önemli sebebi elbette ki o hal ile beraber zirveye ulaşan antidemokratik uygulamalardır. Türkiye toplumu Cumhuriyet tarihine boyunca kültürel, siyasal ve ekonomik açıda Avrupa'ya angaje olan bir toplumdur. Ancak bildiğiniz gibi özellikle son bir yıl içerisinde Avrupa Birliği ile müzakerelere sürecine kopma noktasına getiren önemli bir dizi gelişmeler yaşanmıştır. Bunlardan ilki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yapılan oylamada Türkiye'nin denetim sürecinin yeniden alınması kararıdır. Bu kararlar birlikte Türkiye denetleme sürecinde çıktıktan sonra yeniden denetleme sürecine giren ilk ülke olmuştur. Yine bildiğiniz gibi Türkiye ile üyelik müzakerelerin derhal ve resmen askıya alınması raporu da benzer şekilde kabul edilmiştir. Avrupa Birliği 2018 bütçesinde Türkiye için öngören fonlarda kesinti gidilmiştir. Buradan Sayın Bakan sormak istiyorum. Cezaevlerin kurulmasını bir müjde şeklinde kamuyla paylaşan iktidar gerçekten Avrupa Birliği girmeye düşünüyor mu? İktidarın içeride yürüttüğü bu antidemokratik uygulamaların hepsini uluslararası alanda ciddi şekilde eleştirdiğinin farkında mısınız? Halkın iradesi seçilen parti eş genel başkanları, milletvekilleri ve belediye eş başkanları rehin alındığı bir ülkeye Avrupa Birliği nasıl girecek? Sayın Bakan, bugün Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisi hangi düzeyde ve hangi noktadadır?
Kurulduğu 2011 yılından beri Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri çerçevesinde somut kazanımlar olarak Avrupa Birliği Bakanlık neler yapmıştır? Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliği karşı tanım yaz, yok hükümdedir açıklamaların dışında hükümet olarak nasıl bir Avrupa Birliği politikası izlemeye düşüyorsunuz? Şunu kabul etmek zorundasınız. Türkiye ile Avrupa Birliği ve Avrupa kurumları arasındaki kriz yapısal bir kriz halinde almıştır. Bugün Türkiye'nin ilişkin Avrupa'daki kanat şudur. Türkiye artık bu hukuk bir hukuk devleti değildir. Sayın Bakan, size çok daha temel bir soru sormak istiyorum. Mensubu olduğunuz iktidar partisinin Avrupa Birliği girme gibi bir hedefin var mıdır? Eğer böyle bir hedefiniz varsa Türkiye'nin hukuk bir idari sisteminin Avrupa ile uyumlaştırmak için neden hiçbir çaba göstermiyorsunuz? Eğer iktidarın Avrupa Birliği girmek gibi bir hedefi yoksa temel görevi Avrupa Birliği üyelik sürecini hızlandırmak, gelişmeleri izlemek ve üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek olan Avrupa Birliği Bakanlık Valilik sebebi nedir? Yeni müzakerelerin koşulu olarak askıya alan 2017 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ayrılan bütçe nereye harcalandı? Bütçede 2018 yılı için Avrupa Birliği Bakanlığı'nda ayrılacak yaklaşık 350 milyon liralık ödene işlevine ve kuruluş amacına uygun nasıl harcalamış planlıyorsunuz? Değerli milletvekilleri, Kürtlerin kazanımlarına karşı politika üretmek ne yazık ki AKP hükümetin temel yol haritası haline gelmiştir. Bu yalnızca içeride değil, iktidarın komşulara olan ilişkisinde de belirleyici olmaktadır. İktidar bu politikasının Kürtlerin iradesini yok sayma üzerine inşa etmiştir. AKP sadece Türkiye'deki Kürtlerin kazanımlara değil, Suriye'deki Kürtlerin kazanımlara karşı bu siyaset uygulamaktadır. İktidar partisi dün Ankara'da kabul ettiği Kürtleri bugün muhatap olarak kabul etmeyeni ilan ediyor. Bu nedeniyle Suriye'deki Kürtlerin kim temsil ediyor çalışması yapıyoruz, söylemlerini devreye sokuyor. Bu söylem rastlantısal değil, tam da bu politika denk düşen bir itiraftır. Bu yok sayma politikası, bu mecliste Kürdistan'ın kelimesini yasaklaması üzerinde kendini ifşa ediyor. Kürdistan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Türkiye'sine ve bugüne kadar yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda kültürel ve politik bir anlama tekabül etmektedir. Bunu görmezden gelemezsiniz. Kürdistan kelimesini bu meclis yasaklayarak ne bu tarihsel hakikati görünmez kılabilirsiniz, ne de Kürdistan kavramının Kürtlerin hafızasında ve kalbindeki yerini değiştirebilirsiniz. Kürtlerin temel haklarını gasp ederek, iradelerine el koyarak Kürt meselesini çözemezsiniz. Öncelikle Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı duymak zorundasınız. Kürtlerin iradesini temsil eden seçilmişlere beraber binlerce Kürt'ün rehin almakta vazgeçmelisiniz. Bunun için de ilk olarak bu ülkede barışın tesis edilmesine kilit rolü sahip olan Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırmalısınız. Değerli milletvekilleri, dış politika içeride başlar. Ülke içinde vuku bulan ve dış politikaya yansıyan antidemokratik baskıcı koşullar sürdürdüğü müddetçe Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hayal olacaktır. Türkiye'de OHA rejimi sürdürdüğü müddetçe Türkiye'nin Avrupa Birliği girmesi mümkün değildi. Böylesi bir gidişattan da tüm Türkiye büyük zarar görecektir. Son olarak geçtiğimiz cuma günü Ezidi halkının temel dini ve toplumsal değerlerin biri olan İzi Bayramı'dır. Buradan İzi Bayramı'nın hala IŞİD elinde bulunan kadın ve çocukların bir an önce özgürlüğüne kavuşmasına vesile olmasına temel ediyorum. Ezidi halkımızın kendi topraklarında özgür ve demokratik bir gelecek kuracağına olan inancımla bütün Ezidi toplumumuzun bayramı kutluyorum. Konuşmam bir Ezidi duası ile bitirmek istiyorum. Umarım bu dua ülkemize barış ve kardeşlik getirir. Hatim divana ilahi, mledit hoşi şahi, seri her tişti tıfak utevay. Yani hakkın huzuruna geldim, güzellik ve mutluluğu gördüm. Her şeyin başı birlik ve beraberlik.
Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim Sayın Hoca.